Şu leçet davasında bilirkişi olan profesör evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu. Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çetin ölümüyle ilgili davada bilirkişi olarak yer alan profesör evinde ölü bulundu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Ender Taner, Çankaya ilçesindeki evinde tavana iple asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara'da Mayıs 2018'de bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Çetin, ölümü şüpheli bulunmuş, intihar etmediği, cinsel saldırı sonrası cinayete kurban gittiği belirtilmişti. Dava sonunda bir kişiye müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, diğer sanığa ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Çetin intihar etmediği belirtilen bilirkişi raporundaysa Taner dahil 3 kişinin imzası yer almıştı. İntihar ettiği düşünülen Taner'in cesedi yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Taner'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 4 Aralık'ta sonuçlanmıştı. Şule Çetin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan Çağatay Aksu'ya bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet suçundan müebbet, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl 6 ay, Berk Akant'a cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Profesör Doktor Mustafa Ender Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çetin 29 Mayıs 2018 tarihinde Lüks Plaza'nın 20. katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı. İntihar ettiği ileri sürülen Şule Çetin ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada herhangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi. Söz konusu raporda Profesör Doktor Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası bulunuyor. 2018 yılında bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çetin ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ankara'nın en lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek öldü. Şule Çet'in asistan olarak yanında çalıştığı Çağatay Aksu'yla plazaya girdiği ve ofisine gittiği, gece saat 2'de ev arkadaşına "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış, bırakmıyor" diye mesaj attığı belirlendi. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet, eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu'nun da ortak bulunduğu iş yerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İş yerine sonradan ortak olan kişi Çet'in işine son verdi. Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Çağatay Aksu ise Çet'i arayarak "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz" diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Çağatay Aksu ile Şule Çet o gün Çankaya'daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 4 sıralarında ise Çet 20. kattan düşerek öldü. Çetin ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken polis ise hem olay yerindeki delilleri hem de plazadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden Çetin Çağatay Aksu ile yanlarında bulunan iki erkek BY ve TK ile birlikte 23.54'te plazaya girdikleri, gece saat 1.30 sıralarında diğer iki kişinin plazadan ayrıldığı, Çağatay Aksu ile Çetin ise orada kaldığı belirlendi. Çetin gece 01.48 gibi ev arkadaşını aradığı, "Şimdi ben içeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle" dediği ve ev arkadaşının kendisini aradığı öğrenildi. Bu görüşmeden 12 dakika sonra saat 2 sıralarındaysa Çetin ev arkadaşına "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış, bırakmıyor, keşke gelmeseydim" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Çetin 29 Mayıs tarihinde doğum günü olduğu ve 24 yaşına girişini arkadaşlarıyla planladıkları doğum günü partisiyle kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Doğum gününde ölüme giden Şule Çetin
Üniversite eğitimine başladığı sene annesini kanserden kaybettiği, bu nedenle eğitimine bir yıl ara verdiği bildirildi. Tekrar eğitimine başlayan Çetin, bu sefer de kalp krizi geçiren babasının tedavisi için bir yıl daha üniversiteye gidemediği belirlendi. Babasının tedavisi ardından Şule Çet tekrar İstanbul'dan Ankara'ya gelerek üniversite eğitimine başlamıştı.